Bir soru daha alalım. Hocam, iddet ne demektir? Süresi ne kadardır? Bunu öğrenmek istiyorum. İddet, iddetun. Kadınlar için iddet Kur'an-ı Kerim hayız ve nifastan kesilmiş ya da hayız olmamışlar için onların 4 ay 10 gündür onlar için. 4 ay 10 gündür ve bir kadın hayız görüyorsa, boşanmışsa 3 tuhur dönemi, hayız dönemi bekleyecek demektir. Yani o 3 tuhur dönemi geçirmek gerekiyor. Bir insan hemen kocası ölür ölmez evlenemez. Kocası ölür ölmez şen şakrak hayat yaşayamaz. O 4 ay 10 gün yas tutacaktır. Yas tutacaktır. İddet ise 3 hayız dönemini beklemesi gerekir. Hamile bir kadın ise doğum yapacak ise doğum yaptığında iddeti biter. Bunlardan sonra bir kadın evlenebilir. Bunlardan sonra bir yası bitmiş olur bu kadının. Sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da bu 300 gün falan olabilir. Ama İslam'a göre 3 kuru yani 3 defa hayızdan temizlenecek bir süre geçmesi lazım. Ona dikkat edecek. Ondan sonra ancak yası geçebilir ve evlilik falan yapacaksa evlenebilir. WhatsApp sorularımız varmış. Onlardan alalım. Hocam, sana bir şey söylemek istiyorum. Benim büyük kızımı eltim emdirdi. Şimdi de küçük kızımı oğluna istiyor. Ona nikah düşer mi, düşmez mi? Büyük kızım eltim, şu tahtayı alabilir miyiz? Tahtada ben bir yanlışlık yapmayayım, yazalım. Büyük kızımı eltim, kızım eltim süt annelik yaptı. Elti dediği ne oluyor? Elti kime diyoruz? Kocasının kardeşinin hanımına, iki kardeş hanımlarına elti diyoruz. Kardeş hanımlarına elti diyoruz. Yani kardeş hanımları diyelim. Şurada bir kardeş var, erkek. Erkek, kadın. Erkek, kadın. Şimdi bu kadının bir kızı var. Kızı var. Bu kadının da oğlu var. Oğlu var. Bu kadının oğlu, bu kadının kızı var. Bu elti dediği, bu iki kardeşin, yani bunun eltisinin oğlu olan eltisi, bu kızını emzirmiş. Yani buna 1 diyelim, 1K. Buna 2K diyelim. 1K kızı emzirdi. Emzirdi. 2K'nın kızını emzirdi. Bu oğluyla, bunun oğluyla bunun kızını evlendirmek istiyor. Bu oğluyla kızını evlendirmek istiyor. Şimdi bu kadın, bu kızın bu annesi öz annesi oldu. Bu annesi süt annesi oldu. Süt annesi oldu. Bu süt annesi. Öz annesi. Sütten dolayı rada denir buna. Sütten dolayı annelik, kandan dolayı annelik gibidir. Yani süt annesi de bir anne burada oldu, bir anne burada. Bu kızın iki tane annesi oldu. Yani bu kız hem bunun kızı oldu, hem bunun kızı oldu. Peki bu kadının kızı ise bu kız, bu kadının oğluyla evlenebilir mi? Evlenemez. Bu kadının bütün çocukları bu kızla kardeş olur. Bu kadının zaten bu amcasıysa bu da süt amcası olur. Hocam şöyle bir şey var. Emzirdiği kızı değil de küçük kız istiyor oğlana. İki kız var. İki kız var, küçük kızını istiyor.
Ha, ona bir daha bakalım. Şimdi küçük kızımı. Küçük kızımı oğluma istiyor. Ha, onu da yazalım o zaman. Şimdi şöyle. Hocam, sana bir şey söylemek istiyorum. Benim büyük kızımı eltim emdirdi. Şimdi de küçük kızımı oğluna istiyor. Ona nikah düşer mi, düşmez mi? Evet. Şimdi bu kız bunların kızı olduğu için bu kız buradan hiçbiriyle evlenemez. Ama şu emmeyen kız bunların kızı olmaz. Emmediyse bu kadının, ikinci kadının kızı bundan emmediyse bu kıza bunlar helaldir. Emzirenin çocukları kendisinden emen kızla evlenemezler. Emzirenin çocukları bu kadından emmediyse emmeyen çocuklarla evlenirler. Dolayısıyla evlenebilir. Onu iyi hatırlatmış oldunuz. Küçük kızı demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.